Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Farklı mevzu okuyacağım. Bir tanesi bir tanesini tutmuyor. Yani sipun üzerine gitmeyecek. Komple şöyle diyebiliriz. Hayatın denge taşları. Hayatı dengeye getirmek. Yöntemi, düşüncesi. Çok seviyorum ya bu işleri. Bu denge dediğimiz sadakat. Sadakat. Ben bir çalışarak geldiğim için notlar almışım. İlk önce notumu şey yapacağım. Ve hangi sayfalar okuyacağımı notlar almışım. Bunları ders yapanlara bildirilir. Öyle laletayım böyle. Açık ders olmaz. Hiçbir tarihte gözükmemiştir. Allah bile vahiyi dengeli getirmiş, zamanında getirmiş. Lop diye pat diye getirmemiş. Aç ya Resulüm, ey peygamberim. Bir tanesini yap. Hayır, vaktinde gönderdiğini yapıyor. İyi ki teris etme yetkisi bize verilmemiş. Ne zaman teris olmak isterdiniz? Bilmiyorum. Ses sorunu var mı? İyi mi? Yok. İyi. Hayat dengeler üzerine kurulmuş. Hak, batıl, doğru, yanlış. Hastalık, sihat. Karanlık, aydınlık. Bir tarafın tamamen galip olması Hazreti Peygamberlere bile verilmemiş. Yani bir tarafın tamamen verilmiş, peygamberlerde bile yoktur. Dengede olması için iki tarafta işlemesi lazım. İnsanın dengede olabilmesi için iki tarafın da işlemesi lazım. İnsanı oyması lazım, vurması lazım. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Denge olması için iki tarafın da motorun çalışması lazım. Yoksa yaratılış gayesinden sapmalar olur. Onun için onu kaldırıyor ve bir başkasını yerine koyuyor. Gençliği kaldırıyor, olgunluğu veriyor. Olgunluğu kaldırıyor, ihtiyarlığı veriyor. Baklavayı veriyor, arkasına tuvaleti bağlıyor. Sihat veriyor, hastalığı binidiyor. İyiyken pat diye bir hastalık sana geliyor. Allah Allah, neredeydi? Hiçbir yerde değil. Sendeydi, aktif oldu. Niye aktif oldu? Vakti gelmiş. İnsan ilk önce hanımıyla, hanım yok bir dert, yani eş yok veya kadın da öyle, eşi yok bir başka dert. Evleniyorsun, garip bir dert oluyor şimdi. Yetmiyor, çocuk oluyor, bir acayip, garip bir şeyler oluyor. Ona imkan oluyorsun, onu bitiriyorsun, ekonomi başlıyor derken bir tarafından bir kolesterol çıkıyor. Kayınpederin bilmem ne oluyor, kayınvaliden, hanımın bir şey oluyor. Ya acayip bir şey ya. Garip bir memleket burası ya. Tuhaf bir şey. Alışamadım ben buralara. Ama çok keyifli bir yer. Okuyacağım şimdi. O kadar hoş ki bilirsen sırrını, sana rağmen bu hayat işlemediğini bilirsen sır bu. Hayatını o hayata dayatma. Sakın o kainatın işlevini, işletim sistemini kendi hayatına uydurmaya çalışma. Ne zaman hayatını kainattaki ana gayeye ne kadar uyarsa o kadar rahat edersin. O da teslim. Karışmayacaksın. Bak şimdi. Sana bir şey geliyor. Yani bir imtihan vesilesi geliyor. İlk önce sarsılıyor insan. Sonra arınıyor. Arınıyor. Allah Allah.
Ne? Ha, evet. Arınıyor. Nerelerden arınıyor? Bir sürü şeylerden sıyrılmana vesile oluyor. Arınıyor. Çoğu şeylerden bu vesileyle sıyrılıyorsun. Mesela çocukta bir imtihan oluyorsun. Aa, olmadı bir şey. Veya işin ters gidiyor. Veya bir hastalık tepene biniyor. Veya bir hastalık ortadan kalkıyor. İlk önce sarsılıyorsun. Sonra dönüyorsun, arınıyorsun. Netice itibariyle çoğu şeylerden bu vesileyle sıyrılıyorsun. Sana yine gaflet basıyor. Bu sefer de başka bir şey geliyor. Bazen ekonomik, bazen siyasi, bazen hastalık, bazen de vehim ve vesveselerin türevleri. Allah'ın Celle Celaluhu gayesine, gayemizi taşımak, tevafuk ettirmekle hayat, hayat olur. Bir de okuyayım şu cümleyi. Allah'ın gayesine, gayemizi taşımak, Allah'ın gayesine, gayemizi tevafuk ettirmekle hayat, hayat olur. Yoksa hayat zindan olur. Kendi kurguladığımız, kendimiz kurduğumuz bir dünya var. Ve içine oturmak istediğimiz, ya kimsenin buraya girmesini istemiyoruz. Orada yaşamak istiyoruz. Adeta bir bodrum gibi, çok özür dilerim, bir kanalizasyon şeyi kapağı gibi içine giriyoruz. Kendi kurguladığımız dış dünya ile, yani kainatın süreci işletiminden bir habersiz, vurdum duymaz. Kendi kurguladığımız ve içine oturmak istediğimiz dünya, onun rızası içinde olan olmalı. Yoksa orası küçük dünyan cehenneme döner. Her an bakalım, son iki cümlem. Buraya çok dikkat vermenizi istiyorum şu cümleye. Her an bakalım nereden ne çıkacak? Bakayım evden mi kötü haberi gelecek? Çocuktan mı? Bedenimden bir şey mi çıkacak? Bir hastalık haberi mi gelecek? Her an bakalım nereden ne çıkacaklarla hayatını zehir etmesine fırsat verme. Kim ne yapıyor, kim kime ne demişlerle hayatını harcama. Bizim arzu ettiğimiz hayat hükümran değil, anlaşılan. Demek ki bizim arzu ettiğimiz bir hayat, hayata hükümran değil, anlaşılan bu. Ona rağmen. Okuyacağım yaklaşık olarak 12 tane yerden hulasa olarak şey yaptım onu. Oraya bakıyorsunuz, hidayet neymiş? Hidayet, sanki hidayet ilahiye bir burak olup müminlere gönderilmiştir. At, burak, tık sık. Müminlere gönderilmiştir. Müminler tarik-i müstakimde ona binerek Arş-ı kemalata yürürler. Anladık değil mi bu hidayet ne? Binilen şey. Polisiye burada mı? Yok. Yok değil mi? O Burak'ı araştırmış. Çok ilginç. Burak nereye kadardı Allah Resulü'nün Miraç'ta? Arş'a kadar. Peki. Arştan sonra nereye bindi? Refref. Nereye kadar? He? Kab-ı Kavsen'e kadar. Bak, bu derste bak neyi kullanıyoruz. Şu anda kullanacağımız malzeme belki 3 tane dersin özeti. Ne? Bunu göremezsiniz. Samimi söylüyorum. Ben ilim dünyasını da biliyorum. Kitaplarını da biliyorum. Harun, Burak neydi? Hislerin cemi, zanlarımızın bütünlüğü. Ya bunu bilebilme, şu anda bir cümle söylemek için adam 4 ay uğraştı değil mi? Daha fazla. Yani Allah Resulü Miraç'a giderken nereden bindi? Mekke'de değil mi? Mekke'de mi Medine'de mi? He? Miraç'tan? Yani hicretten
yaklaşık olarak 9 sene 8 ay ki 10 sene olmadan. Hicret 10 sene sonra oldu. Bakın Allah Resulü Burak'a bindiriliyor. Arş'a kadar götürülüyor. Burak, bu makamda Burak hidayetle alakalı olduğu için, iyi merak edenler için söylüyorum. Burak, zanlarımızın oluşturduğu hislerin bütünlüğüdür. Buna bindirmiş Resulü. Allah Resulü'nü zanlarına bindirdi. İmanını, onun da bir imanı var. Çünkü iman gaybadır. Abi nasıl olur? Allah'ı bile görse, gördüğünün daha ilerisi var. Esma'nın mertebesinde. Şimdi Allah Resulü'nü zanlarına bindirdi. Yani zanlarının oluşturduğu hislerin bütünlüğü Burak. Bu dersten bunu anlasın. Sana yeter, samimi söylüyorum. Düşünen insan için. Zanlarının oluşturduğu hislerin bütünlüğü Burak. Buna bindi mi? Bindi. Peki o ne anlatıyor biliyor musunuz? Öyle bir zanları vardı ki gayb hakkında, Allah hakkında, esma hakkında, melekut hakkında. Allah Resulü o zanları ile baktığı zaman zanları o kadar hakikatle mutabık ki hiç şaşırmadı. Kalbi yalanlamadı. He zaten böyle inanmıştım. Tabi canım bu böyle olacaktı. Bu tabi. Yani Allah Allah. Hayır bu ne ya? Cebrail bu ne? Ya öyle mi? Ya ben böyle bilmiyordum. O bilmek zandı. Ha bu böyle zaten. Tamam. Ha, daha önce bilmeleri. O kadar acayip hakikatin ta kendisi ki gördüğü zaman hakikatini kalbi yalanlamadı. Gözü de şaşırmadı. Allah Allah. Çok garip bir insan yani. İnsan nevi olduğundan, peygamberliği hariç, insan nevi olduğundan insan gurur duyuyor. Ustad gavurlar yaptığı halde uçağı görüyor, nevimle övünüyorum demiş. Yerden uçağa bakınca. İnsan neviyle övünüyorum. Hele böyle bir peygamberim var. Bakın, o zanlarının oluşturduğu hislerin bütünlüğü, ha zahirdeki Burak, onu karıştırmayın. Mükteki Burak geldi, iki kanatlı bindi. İki kanatlı bindi. O aynen öyledir. Batındaki manası Osman, batındaki manası Burak'ıma bindim. Herkesin Burak'ı farklı. Ama çok ilginçtir, bir daha söyleyeceğim. 10 defa desem ile az. Çünkü ben de yeni zevk ediyorum, o kardeş buldu. Hislerinin bütünlüğünün zanlarının bütünlüğünü oluşturduğu o hisler var ya, zanlar hislerini oluşturuyor. Hislerinin bütünlüğü olan Burak'a biniyor. Arş'a kadar gidiyor. Arş azama kadar değil. Gördüğü, daha önce itikat ettiği, düşündüğü şeylerle tıpatıp aynıymış. Örtüştü. Ondan sonra raflara bindi. Reflefte kalsın. Nelerin bütünlüğüydü? Peki. He? Tamam. Peki. Şimdi sevgili kardeşim, bu kaçı okuduk? 61. He. Hemen. Pardon abi, bir şey söyleyeyim mi? Sor abi. Burada zaten anladınız ya, arşın kemalata yürürler diyor. Bir şeye binen kişi yürümez aslında. Yürürler diyor. De, bir dakika söyle. Bir şeye binen kişi yürümez normalde. Binmişse oturur. Evet. Ama diyor ki, müstakil ona binerek arşın kemalata yürürler. Evet, aferin. Sanki hidayet-i ilahiye bir Burak olup müminlere gönderilmiştir. Müminler tarik-i müstakimi ona binerek arş-ı kemalata yürürler. Normalde Burak diyoruz yani bindi. Ama kendisi yürüyor. Ama yürüyor işte. Hani bilmesi lazım? Hoş değil mi? Hepinizin eline kitap vermiş olduk. Ulan bir de size kitap dağıtmak zor olurdu yani. Dördüncü maaz, ulviyeti ifade eden ala kelimesidir. Bu da çok önemli. Okuduğum not vardı ya, daha çok buradan çıkmış. Bu paragraftan okuduğum cümleler vardı ya, daha çok.
arkadaş, eşya ve şeyler arasında öyle münasebetler vardır ki, yani esmanın taluk ettiği her şey şeydir. Şey-i evvel, şey-i mutlak, eşya bu, mevcudat, şey ise arkalara kadar. Eşya ve şeyler arasında, şimdi bunu desen ya bu eşya dedi, şey ne işi var? Yani şey, ha ne istiyorsun? Şey yani. Sonra hangi şey? Ha defter, ha muayyenleşti. Muayyenleşmeyenler de şeydir. Eşya, muayyenler ve muayyenleşmeyenler arasında öyle münasebetler vardır ki, yani senin mülkteki hayatınla daha olgunlaşmamış, olmamış düşüncelerin, arzuların, kurguların var. Şeyler. Aralarında o kadar acayip bir münasebet var ki, onları aynı gibi yapıyor. Her birisi ötekisini gösteriyor. Mesela bir bakıyorsun, olgun bir yaşa geliyorsun. Gençliğe sanki aynı, seyrediyorsun orayı. Onu alıyorsun, onunla istikbale bakıyorsun. Bir bakıyorsun hastalıkta sihata bakıyorsun. Ondan sonra hemen hastalığın akabinde bir tane sihat geliyor. Of be! Yani temel burada. Bana rağmen bir işletim sistemi var kainatta. Kainat bize rağmen çalışıyor. Bir yapılanma var. Bu sisteme sistemimiz uydurmamız gerekiyor. Gerisine karışmayacaksın. Yani bir iş yerine erken gelmek, geç gelmek suç olduğu gibi, erken gitmek de suçtur. Bir iş yerine geç geldin, suç. Yani erken de gitmek suç. Bu hayata biz geldik, gönderildik. Bu hayattan da hiç endişen olmasın. Seni kim getirmişse o götürecek. Önemli olan burada dendiği gibi yaşamak. Dendiği gibi yaşamak, uzun kısalı hiç önemli değil. O önemli değil. Allah Resulü 63 sene, çevirirsek 61 sene oluyor. Ama 2000 sene yaşayan var. 350 sene yaşayan var kavimlerden. 950 sene yaşayan var. Bakın her birisi ötekisini gösteriyor. Birisine bakıldığı zaman ötekisi görünüyor. Mesela bir parça cam, büyük bir sahrayı gösterdiği gibi, bakın bazen olur ki bir kelime uzun ve hayali bir macerayı sana gösterir. Yani bir kelime, mesela bir Burak'tır, tamam mı? Bir Burak, yani zanların, binersin, ta ötelere tanışırsın. Yani bir kelime, şimdi şu anda bir derstesin, senelerce uğraştığın bir mevzu vardı. Veya kafana takılan bir sıkıntı vardı, takıntın vardı. Sonra bir kelime sana yağ gibi, bal gibi geliyor. Kelime adeta bazen olur ki bir kelime uzun ve hayali bir macerayı sana gösterir. Niçin gösterir kelime? Benim mesela ağzımdan çıkan kelime, yani senin de aynı. Dima'daki o mertebeleri koy tencereye. Kalp ve vicdandaki duyguların, hislerini, meyillerini koy tencereye. Karıştır. Sonra onu kelam kılıfına, libasına sararak dışarıya gönderiyorsun. Kelamın içerisinde sen varsın. Kelam canlı ve ruhludur. Çünkü kaynağı canlı. Toprak ölü, diri çıkıyor. Diri kafadan ve ruhlu ruhtan ruhsuz bir şey çıkar mı? Ruhtan çıkan ruhsuz olur mu? Balıktan çıkan gül kokar mı? Balıktan çıkan balık kokar. Ruhtan çıkan ruh kokar, ruhsaldır. Hayattan çıkan hayatsaldır, ölü değildir. Topraktan çıkan diri olacak. Ama akıldan çıkan akılsız olacak. Değil. O zaman kelimeyi biz bilmiyoruz. Kelam sıfatını basit zannediyoruz. Mesela bir kelime adamı ihya eder. Bir kelime adamı dibe çökertir. Bir haber, bir kötü bir haber, adam tak diye kalkıp girer. Kelam, bak kelam nereyi taşıyorsa oranın tıpatıp sıfatına sahip.
kelam İsa'dır. Ruhullah'tır. Olgunlaştığı yer dimadır. Malumat, vahiy kulaktan girer. Kulak zarı bozulmaz. Meyremdir. Dima olgunlaştırır. Mertebelerden geçer. Buraları mayalar. Vicdanı kalbi mayalar. Aktif eder. Vasıflarıyla boyalanır. Sonra getirilir. Akciğerde paket yapılır. Libas giydirilir. Ondan sonra sana gönderilir. Öyle kelam basit bir şey değil. Konuşmak için Allah lazım. Böyle konuşanlar da var değil mi? Niye konuşamıyor? Sen hiç yalnız konuşmak istiyorsun. Başka daha karışmıyorsun. Hiçbir şey yok yani. Bir kelime pek acip bir vukuatı senin gözünün önüne getirir. Temessül ettirir. Yahut bir kelam zihnini alır, misali aleme misallere kadar götürür, gezdirir. Hatta bir kelimeyle ben seni misafir ederim, biliyor musun? Buraya alırım seni. Evine bile gitsen bendesin. Oh tabii. Bir daha mı? Harun. Bir kelime mesela şöyle diyeyim. Kötüsünden söyleyeyim, sonra güzel kaymağını vurayım. Cerrahpaşa'dan çıktın, çapadan çıktın. Eline bir rapor verdi doktor. Sen X hastalığı var. Yıkıldım. X dedi. Eve geldin, hala Cerrahpaşa'dasın. Değil mi? Çık da göreyim hadi. Hala otobüstesin, Cerrahpaşa'dasın. Uçaktasın, yemek yiyorsun. Ne oldu bey? Ya iştahım yok ya. Niye? Adam orada nasıl yesin? Orada olan adam bu sofrada nasıl yesin? Burası Zeytinburnu. Oradan oraya kaşık olur mu? Şimdi Cerrahpaşa Koca Mustafapaşa'dan Zeytinburnu'na elle kaşık yenir mi? Adam nasıl yesin yemeği? Ha? Ha, gelin arkadaşlar, öne doğru gelin. Öne doğru gelin. Korkmayın, benden zarar gelmez. Ama çok geç geliyorsunuz. Manaya da kopuk oluyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Bir kelime seni oraya tutar. Bir kelime de kuyudan çıkarsın. Vay be. Mesela bir tanesi, dünkü ders çok harikaydı Ümraniye'de. Dersin konusu ne biliyor musun? İsmi şöyle olacak. Allah sana nasıl davranmasını davranacağını merak ediyor musun? Bir daha söylüyorum. Allah sana nasıl davranacağını merak ediyor musun? Onun realitesi, gerçekliğini yapılan bir ders. Allah nasıl sana davranmak merak ediyorsan diye. Öyle bir ders var. Şöyle. Onun bir parçasını söyleyeceğim size. Mektubat'ta geçiyor. Bununla alakalı bir kelime. Bak bir kelime, bak ne yapıyor senin. Peygamber aleyhissalatü vesselam, yani yerinden okuyayım cümleyi. Harika mucize. Bundan sana harika bir müjde olmazdı. Diyeceksin ki abi öyle diyorsun da. Bak okuyayım, göreceksin. Sayfayı söyleyeceğim abi. 193. Mektubat. Onu da mı bulacaksınız? Bunun adı bakalım. Rahmet ilahi, peygamberimiz için söylüyor. Hem o melek, cin ve beşerin seyidi olan zat, kimin biliyor musun? Meleklerin, cinlerin, beşerin seyidi olan zat, altıncı esas. Şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi. İyi dinleyin bak şimdi. Rahmet ilahiyenin timsali ve muhabbeti Rabbaniyenin misali. Ne demek biliyor musunuz? Bak. Şu elime bakın. Güneş. Şu elime bakın. Ayna. Bu güneşin tecelli etme tarafı, Abdülkadir abi doktorum, timsal.
Güneş timsali aynada misali olur. Bu güneş çok önemli müjde yani. Hakikate müjde diyeceksin ki hakikate müjde abi. Bak bir daha. Şu güneş, şu ayna. Aynada güneş gözüküyor. Güneşin aynasındaki gözüken şu, güneşin hasiyetine sahip mi? Sahip. Ben lavaboya gittim. Aynaya geçtim. Burada gözüken benim hasiyetime sahip mi? Değil. Isılarım, duygularım, hislerim, merhametim, elemim, gadabım gözükür mü? Gözükmez. Sif suretim gözükür. Tamam. Fakat nurani olan, yarım nurani olan güneş aynada hasiyetiyle var. Isısı var, sıcaklığı var, ışığı var, büyüklüğü var, değil mi? Tamam mı bak şimdi? O kadar harika ki ama gizlemiş. Neyi gizliyorsun üstadım? Şu ayna, şu güneş, bu aynanın adı Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bu güneş Şems-i Ezeli Cenab-ı Hak. Tecelli rahmetini diyor, rahmet-i ilahiyenin adı timsali. Aynada gözüken, Resulullah'ta gözüken ise timsali. Rahmet-i ilahiyenin misali. Timsali bak. Rahmet-i ilahiyenin timsali. Burada gözüken misal. Sonra muhabbet-i Rabbaniye'nin de misali. Burada gözüken. Şimdi Allah Resulü'nde gözüken Allah'ın onayladıklarıdır. Ki ona itaat bana itaattır diyor. Aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den esma görünür dahil değil. Allah görünür dahil. Şimdi Allah Resulü'nün ümmetine karşı durumu Allah'ın kullarına karşı durumu gibidir. Timsali o çünkü. Müjde mi değil mi? Allah sana nasıl davranacak? Resul-i Ekrem sana nasıl davranıyorsa. Onun timsali bu. Ve muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Sana davranışı peki seviyen ne kadar? Sünnete uyma nispetinde Resulullah'ın davranışı olacak sana. Onun için gariplik yok. Allah'ın rahmeti ilahiyenin timsali. Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Muhabbeti Rabbaniye'nin misali. Yani Allah'lık hakikati. Peki peygamber nasıl bir şey? Ümmetine duruşu nedir? O da çok önemli. Peygamber nasıl yapıyor? Bir kral mı? Haşa, tövbe. Bir despot mu? Bir vurup kıran mı? Peygamber deyince, mesela bu ümmetine karşı duruşunu deyince, mesela benim bir tane böyle çarpan, hemen hatırıma gelen, dimamı çizen bir şey geliyor ama affınıza sığınırım. Misali verirken olan bir vaka olduğu için özür dilerim şimdi. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ümmetine karşı durumunu. Bak sen de kendini koyarsın. Bir gün böyle Halifleks'lerde ders yapmıyor tabi Allah Resulü. Kumda ve kerpiçte çevirmiş. Bedevinin bir tanesi gelmiş. Bedevi yani gelmişler sohbet ediyorlar. Sohbet ederken adamın ufak su dökülmesi gelmiş. Yok yani kalkta işte öteki katta tuvalete git. Ve bedevi nereden bilecek yani? Bize bu kadar kitaplar gelmiş, 1400 sene gelmiş. Örf, adet, anneanne, anne baba ayıptır, günahtır. Ezan, Allahu Ekber, ezanlar şunlar bunlar gene böyle adamız. O hiçbir şey yok. Kızını canlı gömmüş böyle bir adam. Kalkan ne yapar? Gider iyi ki orada yapmadı oturduğu yerde. Gitti kalktı o mescidin kenarına jar 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 herkesin içinde arkasını dönmüş yapıyor. Hazreti Ömer de orada. Hazreti Ömer ona ne yakışır? O adaletin timsali. Tuttu böyle ama Allah Resulü'ne bakıyor. Çünkü bir cemaatin reisi onaylamadıkça aktif olamazsın. Allah Resulü böyle yapınca duruyor. Allah Resulü'nün ümmetinin duruşuna bakın. Ömer'in duruşuna bak. Allah Resulü'nün duruşuna bak. Ömer de haklı da çünkü bana da benziyor. Ben ona benziyorum. Şimdi bir telefonu adam çalıyor kızıyorum. Şimdi işisi ne yapar mı? Peygamber'e hasta oluyorum ya.
Yani deli olacağım, divane olacağım ya. Şu davranışa bak ya. Bak şimdi. Dedi ki ya Ömer, ya ben olsam terbiyesize bak ya, saygısıza bak ya, bilmem ne, bir sürü sayarım. Atın onu dışarıya. Ya bilmiyor ya Ömer. Ümmetini duruşuna bak. Bu duruş Allah'ın kuluna duruşudur. Annedeki şefkat Allah'ın merhameti değil midir? Anne aynasıdır. Allah yaptırıyor, altını aldırıyor. Emzirten de Allah'tır. Rızkı da veren Allah'tır. Şifayı da veren Allah'tır. Öyle değil mi? O rahmet ilahiyenin timsali diyor ki bilmiyor ya Ömer. Bilmiyor. Adam geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi oturuyor. Sonra mevzuyu bitiriyor. Anlatıyor ve adam diyor ki bilmiyordum ya Resulallah. İşte bunu niye örnek verdim? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmetine böyle şefiktir, merhametlidir. Bir ümmetimden bir kişi dahi kalmadıkça cennete girmem diyen peygamberin ümmetiyiz. Bir kişi dahi kalmazsa, kalırsa ben girmem o cennete diyor. Ümmetimden diyor. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Şimdi rahmet-i ilahiyenin timsali, yani Allah'lık hakikati, ilahi bir hakikatin nasıl bana tecelli edeceğini bilmiyorum. Timsali burada. Buna bak, hah, Allah böyle yapacak. Bundan farklı bir duruşu yok. Muhabbet ilahiyenin misali. Öpülür mü öpülmez mi? Ya. Elhamdülillah. Sözler 54'ü açabilir misin? Olayları yorumlarken biraz önce hani notlarda aldım ya, insan hayatına kainatın uymasını istiyor. Kendi kurguladığı bir dünya var, içine girmiş, çıkmak istemiyor, sorgulanmasını istemiyor, yargılanmasını istemiyor. O kuyuda, o bodrumda çıkmak istemiyor. Oysa ona rağmen kainatın işletim sistemi, kainatın patronu kainatı çalıştırıyor. Senin hayatın ne kadar o sisteme uyuyorsa o kadar rahat edersin. Uymamanın sebeplerini okuyacağım. 3 tane. 1. Ya sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Korkunç tespitler var burada. Mesela bak. Vehim dimağa ait. Dimağ neresine ait arkadaşlar? Tasavvurda. Yani dimağı derste şey yapacağım çünkü çok önemli. Sizi buhran, bunalım, panik atak, depresyon, iyi değilim böyle, kötümser ve karamsar yapan sebep kaynağı ne biliyor musunuz? Dimağın 7 mertebesi var, soğan kabuğu gibi. Tahayyül, tasavvur, doktorlar aflarına sığınırım. Onlar bağışlasınlar, onların okuduğu zannediyorum. Korteks, akıl var. Saydıklarım onların içerisindeki detay. Bir ustad detay demiyor. Ustad saydıklarımı her birisi bir mertebe olarak söylüyor. İnşallah istikbalde gelecek buna göre. En diş kabuğunda tahayyül. İkinci gir içeriye soğan kabuğu gibi tasavvur. Üçüncüsü taakkul, akıl. Akıl bir alettir. Taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. Şimdi o ben iyi değilim, ben kötüyüm, eyvah bitti, hayatın sonu. Buna mı bağımlı olacağım? Ya istediğim gibi olmuyor. Yani gibi. Ne hatırına geliyorsa üretim alanı, atölyesi şurada. Tasavvurda. Buna da ne diyor biliyor musun? Yalancı vehmini. Yoku var, varı yok gösteren vehim. Yalancı vehmini. Çok acımasızdır diyor Allah Resulü hadisinde. Vehim acımasız bir latifedir. Darmadağın eder adamı. Eğer kontrol edemezsen. Yalancı vehmini, hezeyancı aklını. Akıl ise üçüncü bir mertebede alettir. Alet insanidir. Cihaz insanidir. İnsanın özbenliği, benliği değil. Aklın vahye bağlanmasa hezeyancıdır. Hezeyan ne demek? Ateş hastasına tutulanı düşünün. Ateş. Ateşlik hasta. Buna sayıklama diyorlar değil mi doktorum? Burada 3-4 tane var. Seninle alakalı mıdır? Bu ateşlik hastalık ne yapar Ömer miydi? Şener. Şener kardeş.
Ateşli hasta hani sayıklama dönemi geçiriyor değil mi? Böyle bir şeyler. Şimdi hezeyancı aklını diyor. Yani ateşli hasta veya ne bileyim bir panik vurmuş yani şuurunu kaybetmiş. Lan gurlu gur konuşuyor. Buna hezeyan denilir. Yani birbirinden kopuk şeyler söyler. Yani şu ayakkabı bağım nerede? Uçak indi mi? Yoğurtu niye mayalamıyorsunuz? Ahmet öldü galiba. Yumurtayı kırdınız mı? Ne alakası var değil mi? Böyle hezeyan böyle birbirinden kopuk davranış veya kelam kullanır. Eğer bu aklı yerine bağlamasan, vahye bağlamasan aklın yapısı hezeyandır. Saçma sapan şeyler getirir sana, hayatını zehir eder. Kontrol ilimle olur. Bunu kontrol edebilmek ilim ile olur. Kalbi yani vesveseyi kontrol etmek iki şeyle mümkündür. Bir, eylem, ibadet. İki, zikir. Evrat ve eskar. Vehmi kontrol eden ilimdir. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. İşte yalancı vehmini, vehim olmayanı var gösteriyor. Aha hastasın, aha ölüyorsun, öleceksin. Ne var canım? Allah. Ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Ölçüyoruz, ne olacak yani? Allah Allah. Bir şey dağ yapar, dağ da pire yapar. Pireyi dağ yapıyor. Böyle tuhaf, garip ya. Arkadaşlar, sistemin çalışmasını bilmesen sistemin altına ezileceksin. Eskivatörcüler var, vinççiler var, araba var, hepiniz şoförsünüz. Ya bunun kursuna gideceksin. Ya bir dimağını yönetmek için kursa niye gitmiyoruz? Arabayı kullanmak için gidiyoruz da. Kendini yönetmek için bir kurs yok mu? 1985 kasetlerimde geçiyor. Ya bu şoföre gidiliyor. O zaman ehliyet Beşiktaş'ta alınıyordu tek emniyetten. O zaman diyordum ya bir kurs alıyorsun, çıkıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ya evlenmek için de bir kurs olması lazım ya. Langur lungur evleniyor. Yani daha kendisini idare etme makamında değilken idareci makamına geçecek. Baba olacak yani. Veya ne olacak? Bu nasıl bir şey ya? Ondan sonra hayırlı bir şey bekliyoruz vesaire. İşte vehim ilim kontrol ediyor. Yalancı vehmini. Hezeyancı aklını. Yani birbirinden kopuk, tutarsız. Ateşli hastanın sayıkladığı gibi. Hezeyan. Hezeyanlar savuruyor. Ondan sonra aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Yani olayları bunlarla yorumluyorsun. Bak, koydum buraya yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini, karıştır hastalığını, de ki bu adamlara, arkadaşlar üçü bir olmuş. Ben neyim? O da sana, ooo çok iyisin, merak etme, sabırlı ol. Allah'ın rahmetini bekle, Allah bildiği gibi yapar falan der mi? Eyvah, tamam, gittin. Ölecek, ben bittim. Allah Allah. Anlatsan da anlamaz hasta. Nasıl bu derse gelmemiş ki? Arkadaşlar, kardeşler, fırtına geldiği zaman duvar öremezsiniz çatıya. Fırtınadan önce ördün örtü. İçeri girdikten sonra tuğla koydun buraya, tamam mı? Koydun daha harç daha taze. Ötekisini alana kadar bu tuğlayı ne yapar? Atar. Çünkü tuğla koyacaksın, bir koruyacak, birbirlerini bütünleştirecek. Ondan sonra rüzgara dayanır. Fırtına geldikten sonra derse gelsen ne olur? Abi. Abim. Buyur kardeş telefon. Abi neredesin be? Hayırdır üstüm özledim. Hayır ne oldu? Abi be. Arabamla geliyorum derse gideriz. Lan senin zamanın yoktu ya. Abi be var artık. Ne kadar var? Hadi ölünceye kadar var. Meğer akciğer kanseri olmuş. Adam Cerrahpaşa Hastanesi'ne raporu vermiş. Ümit kesilmiş. Bizim Lazlar'da derler. Büyük anayı doktora götürmüşler. Büyük ana. Ondan sonra büyük anadan ümidi kesmiş doktor. Demiş ki büyük anayı ona şey yapıyorlar. Onuru ediyorlar. Bak büyük ana hiçbir şey yok ha senin. Hiçbir şey yok. Ona delil ilaç bile vermiyorum. Hastane bile yatırmıyor. Onun için büyük anayı eve götürün. Ne isterse yedirin. Bu adamı ne isterse yedirin. Şimdi nereye götürsen götür. Neredeyse sekerata girdi. Sekerat-ı mefte girdi.
artık akciğer kanseri. Bir tanesini ziyaret ettim. Beni gördü, çıkarttım dediler. Doktora çıkarttılar. Zor işte. 3 defa anlattım, 5 defa da anlatacağım. Neyse, soru söylüyorum. Hasan kardeş, buyur abi. De ki, benim Nurcu kardeşlerime. He abi, ne diyeyim? Ben de zannettim, çok önemli bir şeyler görmüş herhalde. Tamam. Yoğun bakımda değilken, bir defa yoğun bakım olmadan yoğun bakıldığını, yani cihazsız nefes aldığının farkındalar mı? Onu söylemeni istiyorum. Tekrar bağlandı ve o son. Yani fırtına geldikten sonra tuğlayı koyamazsınız, koysanız bile atar. Fırtına gelmeden önce hazır olacaksın. Vurduğu zaman vurulacak o. Ona nereye vurdum ya, bunlar var ya 500 bin tonluk gemiye dalga vurunca nasıl, ona nereye çarptım diye geri gidiyor. Ama sandal olursan lap 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 denizde oynar. Tamam, bir böyle bir böyle bir böyle. Ama geri olursam bir vuruyor, ona nereye vurdum diye şaşırıyorum. Ya geri. İşte yalancı vehmini. Sistem anlatılıyor burada. Sistem anlatılıyor. Ben öyle kafam çalışıyor burada bak. Sistem nasıl çalışıyor? Vehim yalancı. Akıl vahye bağlı değilse hezeyan üretiyor. Nefis ise aldatıcı. Böyle bir sistem üzerine hayat gaflette kurulur mu? Aman çal oynasın, vur oynasın. Böyle bir hayat. Bunların farkında mısın? Bunlar şuurludur, aptal değil bunlar. Siz hiç şeytanı, şuursuz şeytan gördünüz mü? Geri zekalı şeytan gördünüz mü? Adama dedim, kanki şeytandan bahsediyor. Ya zannetmişim bir insanın ismini. Bir tanesi diyor ki, duydum yani. Hayır abi, hangi şeytanla bahsediyor diyor. Yani geri zekalı şeytan var mı? Şeytan kendisine şeytan mıdır? Bilerek yapıyor. Münafık da bilerektir. Korkmayın, münafık olamazsınız. İstesen de olamazsın. Nasıl olacaksın? Münafık şuurludur. İslam düşmanlığında şuurludur. Kur'an düşmanlığında şuurludur. Allah düşmanlığında şuurludur. Nur talebesi imanla kabre girecektir. Şualar da öyle diyor. Olamazsınız. Mümkün değil. Çünkü her tevhid dersleri dem ve damarlara girmiş. İmanınız nerede? Bu nerede? Şecere-i hilkat açabilir miyiz? Gayb resimlerini aç. Aferin. Şecere-i hilkat aç. Aslanlarım benim. Sizden gurur duyuyorum. Türkçesini aç. Şecere-i hilkatın Türkçesi olacak. Bak şimdi. İsten nasıl yapayım? Sarıyı aç. Aşağı in in in. Aşağı in. Arkadaşlar in 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 in. Biraz da in. Oh, orada dur. Aç orada. İşte. Melun burada. Buradan bağırıyor. İmanın gitti. Şimdi yukarı çık. İman nerede? Buraya kadar müdahale etme hakkı var. Bir dakika. Bak. İn. Bu şeytanın kaynağı burada. Buradan takılmış. Şeytan bu makama kadar müdahale edebiliyor. İstersen aşağıda nereden beri dershanede oturduğumuzu göster. Bak şimdi nerede oturuyorsun? Bak. Şuradasın. İmanın yok, namazın yok, imanın yok diyen buraya da müdahale edebiliyor. Git çık yukarıya. Burada da müdahale edebiliyor, müdahale edebiliyor. Ha burada, buraya kadar. Bundan sonra müdahale etme şansı yok. İman peki nerede? O imansız, bak burada diyor ki imanın gitti. İmanıma çık, git. Çık. İman nerede biliyor musun? Çık. Çıkacağım tabii ya, çıkacağım. Ha şurada, kabı kalp sende. Ulan şeytan orada ne işi var? Çıkabiliyorsa helal olsun. Çıkarsa iman etmiş oluyor. Ya aferin lan. Aferin. Ulan bazen kafa çalışıyor. Anam derdi ki rahmetli anam. Şimdi sizin de geçmişinize rahmet olsun. Bak şimdi çok ilginç. Dedi ya şeytanla alakalı. Namazı kıldım odamda. Seccadeyi öyle bıraktım. Din motifleri olacak ki ervah habisi giremesin. Hemen gitti seccadenin kafasını kıvırdı. Anne niye kıvırdın? Şeytan namaz kılar dedi. Anne ne istiyorsun kılsın? Allah kıldıramadı da benim kıldıracağım. Şeytan namaz kılar mı? Hakikaten dedi ya, biz niye böyle inandık dedi. Şeytan namaz kılar dedi. La kılsın, adamın kılmasını istemiyor musun? Ben 10 tanesi sererim dedim ya. İşte Resulullah kabı kalsın buraya kadar geldi. Buraya kadar geldi.
İmanın gitti. Öyle diyene bundan sonra bu resmi görünce tepen atıyor değil mi? Ona şeytan nerede? Hemen sarı, yeşil. Sarı aşağıda böyle diyeceksin ona. Sarı nerede? Melun. Oradan bağır. İmanın gitti. Sana ne? Niye kuduruyorsun? Niye kıskanıyorsun? Gittiyse gitti. Kötü bir şey haberin. İşte arkadaşlar, hezeyancı akıl, eğer bu aklı yapana, bu aklı bağlamasan bu akıl hezeyancı olur. İşte bazı insanların zekaveti öndedir, aklı aşağıdadır. Allah onlara yardım etsin. Dünyada huzurlu yaşama şansları yok. Aklı önde ise ne mutlu onlara. Yani akıl önde demek, aklı, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu akılla kendini idare edeceğini zannedip derslere gelmeyen, vahye bağlamayan insan zekidir. Başına da belayı sarar. Teslimiyetleri dayılır. Teslim tabii. Teslim olmaz, dersi sorgular, niye böyle yaptı, niye böyle oturdu, niye böyle... Yani her şey yani, Said Nursi, Bediüzzaman diyorsunuz. Ne, Ahmet desek de, niye Ahmet diyorsunuz ya, Ahmet ham deden demektir. O falan, Merve her şeyde bir şey. Yani adamı cehenneme koymuşlar geveziği, niye demiş Murat'ı sıcak demiş ya, niye odunlar ıslak falan. Geveziği ya, acayip bir şey ya. Hadi mi gidiyor ya? Ya ne mutlu bize ya. İman etmişiz ya. Peygamberin hala oradayım ha. Ümmetine durumunu görüyor musunuz? O Allah'ın durumu ha insana. Allah öyle şefkat merhamet o şekilde donatmasaydı olur muydu? İn huve illa vahyu yuha. Ne veriyorsa ben veriyorum diyor. Allah o kadar hoş ki. Yani sevilmez mi şimdi böyle bir Allah ya? Böyle bir Allah sevilmez mi ya? Ne kadar hoş bir şey ya. Elhamdülillah ya. Peki. Onu da okuduk. İşaret-i Caz 42. 42 aç bakalım. 42'de ne var? 42. Eğer zor bir yerse hemen kaybedelim. İstermeyelim. Ha. Ve keza iman var ya. Ha orası ortağı. Ha. Arkadaşlar iman Şems-i Ezeli'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi, ben başka bir şey anlatacağım da burada. Başka bir kelimeye duracağım. Nadir abi bunu çok seviyor. Çünkü şu konuya girmeden, dünyada yaşarken burayı yaşamamak. O zaman burada orayı yaşarsan burası orası olur. Bak, nerede neyi yaşıyorsanız siz yaşadığın şeysiniz. Yani burada, dünyada ahirete ait şeyler yaşıyorsanız burası orası olur. Yani buraya başlamadan önce örnek vereyim. Allah Resulü diyor ki insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Siz ölmeden önce uyanınız. Öyle mi? İkisini de çek yatak uyuyoruz aynı odada. Bir tanesi yatıyor. Kendi varlığından haberi olmadığı için varlığıyla bilinecek şeylerden de haberi olmaz etraftan. Kendini kaybetmiş, sıfır. Varlığı bilir mi? Bilemez. Peki, bu adam uyansa kendini fark eder. Tamam. Neresi demeye başlar? Değil mi? Peki, yatanla uyuyanın yeri neresidir? Koltuk. Değişen bir yer var mı? Aynı yer değil mi? Yerin değişikliği, uyanmak için yer değişikliğine gerek yok. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Siz ölmeden önce uyanınız. Ölmeden önce uyanmak demek, ölmek demektir. Dünyanın ölüsü demektir. Çünkü o uyan, ne zaman uyanacak? Ölünce. Ölünce varacağı, anlayacağı şey, sen daha burada ölmeden anlıyorsun. Anladınız mı? Biraz anlasanız. Bir dakika. Bir şey olduğunuz için çok. Bu adam bazı şeyleri anlaması için ölmesi gerekiyor ahirete. Vay Allah Allah. Dünya neymiş? İnsan neymiş? Şeceri hilkat varmış.
rahmet-i ilahinin timsali varmış, vay be. Ne zaman anladı? Öldü. Siz ölmeden önce anlayınız, ölünüz. Anla yani. O adamın ölüp de anlayacağı şeyi sen yaşarken anlıyorsun. Bir de ölünce ne olursun? Tasdiklenmiş olur. Hayır. Artık onu artık bilmiyor. Ama ikisi de dikkat edin. Divanda. Uyuyan da divanda, uyanan da divanda. Yer değişmiyor. Aynı yerde. O adamın ölünce uyanacaktı. Uyanıp da anlayacakları şeyleri ölünce ama öldükten sonra anlayacağı şeyleri sen tamam istemiyorum. Ne mutlu uyananlara. İşte ölüm uyuyanadır. Çünkü uyanmak için ölmek gerekiyordu. Uyanmışsan ölmüşsün, müjdeler olsun. Ölenler ölmeyecek. Ölmeyenler ölecek. Çünkü ölüm nefsedir. Küllü nefsin zayikatil mevt, ölüm ruha değildir. Küllü ruhun değil. Nefsedir. Çünkü ölüm dünya cinsinden bir şey değildir. Bedensel hayatı terk edene, ama burada yaşarken, bedensel hayatı terk etmek yeme içme değil. Allah dediği gibi yemek, Allah dediği gibi giymek, sünnet-i seniyye, bedenselin ölümüdür. Bu ölmüştür. Bu ölmeyecek daha. Bunun adına ustad teristtir diyor. Itlak-ı vücuttur diyor. Tahvili vücuttur diyor. Tebdili mekandır. Öyle değil mi? Ha, şimdi bu noktadan bakın. İman şemse ezeliden ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi. Tamam. Allah canibinden o yukarıdan verdiği şecere hırkat gördük ya. Ne yapıyor biliyor musunuz iman? Saadet-i ebediyeden de bir parıltıdır. Yani burada yaşarken orayı yaşıyorsun. O zaman bu adam buradayken oralıdır. Nerede, nereyi yaşıyorsanız, ne olur bir de yavaş yavaş söylüyorum. Nerede, neyi yaşıyorsanız, yaşadığınız yerlisiniz, oralısınız. Bulunduğunuz yere göre değilsiniz. Nerede, nereyi yaşıyorsanız, burada ahireti yaşıyorsanız siz zaten ahiretlisiniz. Buz iken sudur. Şöyle diyor. Buz eritseniz pekmez çıkma ihtimali olur mu? Buz eritirseniz ne olur? Su. Garip midir bu? Yok. Ha. Arkadaşlar, burada orayı yaşamak gariplik yok. Buzdan suyun çıkması garip olmadığı gibi burada orayı yaşamak buranın da orası olduğu garip değildir. Onun için sana sürprizlik olmayacak. Mesela nükermekir. Şöyle yapayım. Saadet-i Bediye'den bir parıltıdır dedi ya. Nükemekir kabire girdik. İnşallah girdiğimiz zaman göreceksiniz. Eğer yalan veya eksik söylüyorsam o zaman oradan bana dersiniz. Kabire girdiniz. Girdik hepimiz. Daha Nükemekir gelmeden, oradan daha ölmeden bizim kişilere göre değişiyor. 10 gün önce, 19, 17, 13 yani oradakiler havalimanında şöyle yazıyor. Falan yerden kalkıp gelen uçağımız pistimize 10 dakika sonra inecektir. İnince falan uçak piste inmiştir. Sen de hemen karşılamaya geçiyorsun. Ahirettekiler bizim uçağı böyle biliyorlar. Bir saat sonra inecek Hasan uçağı. Orada Nükermekir'in arkasında. Burada da dava arkadaşların gönderdiği ve telkin ediliyor. Tabii bir anda insan kabre girince ne olursa olsun panik yapar, telaş yapar. İlk defa başına geliyor. Çünkü daha önce öleniniz yok. İlk defa olunca Allah Allah yukarıdan diyor ki kardeş, Hasan, Allah Resulüne demişler, duyuyor mu ya Resulallah? Sizden daha iyi duyar. Hasan, kabir attır.
Ha tabii canım, dersleri yapmıştık, bir sürü dersler okudum. Tabii kabir haktır. Nükel mekir haktır. Hı-hı, tamam, ha tamam ya. Panikliğim gidiyor, bakın alışıyorum biraz. Ve o da nükel mekir hesap vermiyor, şey yapmıyor daha. Almıyor bu olay bitmeden. Onun için deve kesilip dağıtılana kadar bekleyiniz diyor Allah Resulü. Mezara koyduktan sonra. Adam şimdi, çünkü o olay bir kişi daha kalana kadar hesap sorulmuyor. Duruyor o. Ey Hasan, kabir haktır. Bazılar diyor ki ona, kabire niye söylüyor, zaten girdi. Hayır, bir paniklik var, bir şaşkınlık var. Kabir haktır. Ha, onun için alışılmış sesle telkin verin diyor. Alıştığı, o insanın alıştığı ses. Mesela benim sesimi siz duysanız şaşırmazsınız. Aa, bir sunmazsan kardeş ya. Tamam. O tamam abi. Kabir haktır. Nükel mekir haktır. Hesap haktır. Abi, kitabın Kur'an'dır ha. Tamam, elhamdülillah tabii canım. Peygamberin Muhammed'dir ha. Kıblen şuydu ha. Ondan sonra Mikel Mekin arkasına koca cemaat, İmam-ı Gazaliler, üstadlar ve cemaatler. Arkanda da dava arkadaşların, önünde de Mikel Mekin. Olsa ne olacak ya canım? Bu kadar kişi seni iki tane hak cemaat karşıladıktan sonra bu ne diyecek? Zaten bu panik yapar. Bu panik yapar. Ondan sonra burada bir benim tamamen ben olan ufak bir modelim durur burada. Nükel Mekir der ki, çekil, hesap ver. Hayır, ben ondan çekilemem diyor. Allah Resulü diyor. Buna ufak. Burada duruyor. Ben de şaşırıyorum. Allah Allah. Ya sen avukatım. Çekil diyor, ben bunu hesaba şey yapacağım. Bu sefer soruyor Nükel Mekir. Sen kimsin ki çekilmiyorsun? O beni hiç bırakmamıştı. Ben onun okuduğum Kur'an'ım. Okuduğu Kur'an'ım. Aynı çünkü... Kur'an bu değil. Bu musaftır. Okuduğum zaman olandır Kur'an. Onun için bana benziyor. Ayrılmıyor. Sonra Allah vahyediyor. Diyor ki çekilmesini söylüyor. O zaman diyor ki, o ayette geçiyor. Mahzun olma ve korkma. Seninle hep beraber olacağım der. Sağına geçer. Durur. Ben burada endişe etme diyor. Sen beni nasıl bırakmadın? Ben seni ezeli bırakmayacağım. Ondan sonra şimdi üstü, önünde bu cemaat, cemaat azime. Bunlar da insaflı da bir cehennem zebanisi değil ki ya, iki kişi. Arkada da o cemaat okunuyor. O okumalar cevşenlerle beraber. Men Rabbuke. Buyur tamam. Ondan sonra hesaplarım. Sonra tak o arkadaş da geliyor, çekip gidiyor. Böyle öyle bir şey. Şimdi diyor ki, iman verdi ama imanla ahiretteki haletleri verdi. İman bu dünyada yaşarken insan... Saadet-i ebediyenin parıltılarıyla yaşıyor. Saadet-i ebediyeden besleniyor. İman dünya cinsinden olmadığından imanın taşıdığı taşıyorsun. İman ne? İmanı taşıyan imanın taşıdığını taşıyor. İman da Allah'ı taşıyor. İmanı taşıyan imanın taşıdığını taşıyor. O zaman buralı değil bu. Şu andaki duygularınız buralı değil, şehvet buralı değil, gadab buralı değil, öfke buralı değil. Yani bedensel yapı var ya, hücreler, onun dışındaki emeller, arzular, hedefler, buraya ait bir latife his değil bunlar. Burada yaşarken buralı değiliz. Peki ne kadar oldu? Ha? Kaç tane okuduk? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 yer okuduk, 8 yer kalmış. Kalmışsa kalmıştır. Fakat ince işaret edeceğiz 146, Hulasa okuyacaktım. İnce Mesnevi Nuriye 104 okuyacaktım. İnce Mesnevi Nuriye 88 okuyacaktım. İnce Mesnevi Nuriye 147 okuyacaktım. Mektubat 222 okuyacaktım. Okumuş kabul edin. Hepsi ayrı bir şeydi. Demek ki Dava olmayana yaşama şansı, huzurlu olma şansı yok. Hayatımızı Allah'ın arzu ettiği gibi yaparsak, sünnet-i seniye uyarsak, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetim dedikten sonra Allah'ın sana muamelesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı muamelesi gibidir. Çünkü rahmetiyle, Osman duydun değil mi? Rahmetiyle ne kadar ilginç değil mi? Misali. Allah seni ne kadar seviyor?
Peygamber aleyhissalatü vesselamın seni sevdiği kadın. En az. Ondan sonra bir sürpriz. Peygamber değişik tabi. Adama bak ne yapmış. Neyse. Acayip bir şey. Ne mutlu iman edenler. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ahir davahum ya Rabbel Alemin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesine aklen, kalben, hissen, vicdanen ve eylemsel itibariyle uyanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi peygamber, ya Rabbel alemin, geçmişimizi onaylamayacağımız geçmişimizden tövbe ediyoruz. Amin. Onaylamayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam hürmet ve şefaatine bize mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Onun hürmet ve hatırına şehit olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimize Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim yap ya Rabbel Alemin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi, vesilesi olan erva habiseleri, mevade-i şerireleri hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Amin. Maddi habiseleri, mevade-i şerireleri, habis ruhları, cinleri, şeytanları her türlü emraz-ı kalbiyeleri hak ile ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ervah aliyeleri, ruh kudüsü, kutsileri onların yerlerine ikame eyle ya Rabbi. Amin. Ağlayan alem-i İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin ya Rabbi. Davamıza ihlasla, sadakatla, hizmetle, takva ile, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam sahip olanlar zümresini ilah eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Selamun aleyküm.